Evet çocuklar elektrik anlatacağım. 10. sınıf elektrik konusunu, TYT konusu. E, çünkü TYT kurslarımızda okulda ben elektriği işleyeceğim zaten. Onlara da öğrencilerime de e, soruları çözeceğim 3, 4, 5 yayıncılıktaki. Kursa devam edemeyen, devamsızlık yapan öğrencilerimle de en azından işlediğim konuları kaçırmasınlar diye çekim yapacağım. E, bir de onun dışında haftaya optik işleyeceğiz onlarla. Optiği de haftaya hallederiz tamam mı? Bakalım ne varmış öğrenmemiz gereken. Öncelikle ünitede nedir başlığımız? Elektrik ve manyetizma. Anahtar kavramlar. Elektrik akımını öğreneceğiz. Potansiyel fark nedir? Direnç nedir? Ohm yasası nedir? Eş değer direnç, iç direnç, elektromotor kuvveti, elektriksel enerji, elektriksel güç ve manyetik alan konuları işleyeceğiz. İlk olarak birinci bölümde elektrik akımını, potansiyel farkı ve direnç kavramlarını öğreneceğiz. Bu derste de bunları işleyeceğiz. Bu derste iki tane ana başlığımız var. Birinci başlığımız elektrik akımı direnç ve potansiyel fark kavramlarını ne yapacaksınız? Açıklayacaksınız artık öğreneceksiniz. Ee, kazanımlarınız nedir? Elektrik yükünün hareketi üzerinden elektrik akımı kavramının açıklanması sağlanacak. Katı, sıvı, gaz ve plazmalarda da yani maddenin dört halinde de elektrik iletimine değinilecek. İkinci başlıkta ise katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri inceleyeceğiz. Ee, bu değişkenleri analiz ederken de deney ve simülasyonlardan yararlanılarak değişkenler arasındaki ilişki belirlemeleri öğrencilerin ve matematiksel modeli modeli sizin çıkarmanızı sağlayacağız. Ben ne yapacağım? Deney kullanamayacağım maalesef, ama simülasyondan yararlanacağım. Colorado Üniversitesi'nin PET uygulamasından yararlanarak değişkeni analiz edeceğiz. Yani nelere bağlı, nelerle doğru, nelerle ters orantılı bir katı iletkenin direnci buna bakacağız. Fakat neye girmeyeceğiz bu konuda? ...iletken direncinin sıcaklığa bağlı değişimine ait bir formül var. Bu formülü vermeyeceğiz, bu konuya hiç değinmeyeceğiz zaten. Ee, çünkü yani nasıl diyeyim... ...artık biz e, genleşme konusunda da formül vermediğimiz için... ...bu konuda da direnç uzunlukla ilişkili birazdan göreceğiz. Uzunluk da sonuçta bir iletkenin boyu... E, ...sıcaklık değişiminden sonra ne yapıyordu? Değişebiliyordu. E, o genleşmeye bağlı olarak dirençteki değişimi bulmanız için... Genleşme formülünü bilmeniz lazım ama genleşme formülü artık müfredatta yok. Dolayısıyla bu kısımda yok. Bunun dışında mesela biz eskiden direnci anlatırken ben sınıfta çocukların eline dirençler dağıtırdım. Bu devre elemanı verirdim. Bu devre elemanının üzerinde renkli çizgiler var. Her çizginin bir sayısal değeri var renk olarak karşılığı var. Elindeki direnci doğrudan okumaya öğretiyordum. Yani renkleri okuyarak işte atıyorum sarı 2 ise, yanında bir mavi varsa 4 ise, yanında işte bir şey varsa, yeşil varsa 3 ise 243 dur diyecek. Bir de onun bir hata payını falan ölçecekti. Ama e, renk kodlarıyla okuma işlemi de artık müfredatınızda yok. Birinci konumuz bu videonun konusu bunlar yani. Gelin birlikte bitirelim. Sonra da ikinci kısma geçeceğiz. Yani elektrik devrelerine geçeceğiz. Birinci bölümümüz ne dedik? Elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç. Konularımız elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramları. Katı bir iletken direncinin bağlı olduğu değişkenler. Anahtar kavramlara bakalım bu konuda öğrenmemiz gereken. Elektrik akımı, potansiyel farkı, direnç ve elektromotor kuvveti. Evet devam edelim bakalım. Şöyle birazcık birkaç tane anahtar kelimeden sonra neye geçelim? Bize soracağın sorulara dikkat çekme kısmındayız. Yüksek minalarda yıldırım düşmesine karşı önlem olarak ne kullanılıyordu? Paratoner dediğimiz aletler kullanılıyordu. Nasıl bir şey bu paratoner ve paratonerin çalışma prensibi nasıldır? Ee, bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Ben bir paratoner resmi göstereyim size. Mesela böyle bir şey işte uzaktan bakıldığında UFO'ya benzetilebiliyor. Ee, bir tane paratonerimiz var binanın üzerinde. Başka bir resim daha göstereyim. Böyle birazcık e, janjanlı bir şey yapmışlar. Bir tane paratoner görelim. Buna da yıldırımın düştüğünü görelim. Bakın e, burada şeyli bir nasıl diyeyim kötü bir hava koşulunda yıldırımın şu binanın paratonerine düştüğünü görüyorsunuz. Yıldırımla şimşek arasındaki fark nedir bu arada? Yıldırım biliyorsunuz ki e, bulutlar arasında oluşan o sürtünme statik e, elektriklenme sonucunda oluşan yükün yeryüzüne aktarılması durumu, Şimşek ise bir bulutla diğer bulut arasındaki bu yük geçişi durumuydu. Yıldırım yeryüzüne düşüyor. Şimşek ne yapıyormuş? Bulutlar arasındaki geçişi anlatıyormuş bize. Evet sonra ne yapacağız? Elektrik yüklü inetken bir küreyi alacağız. Yüksüz başka bir iletken küreyle bunu dokunduracağız. Dokundurulduğunda toplam yükün iletken küreler arasında paylaşıldığını göreceğiz. Bunun sebebinin ne olduğunu irdeleyeceğiz. Aslında bu kısım 9. sınıf konusuna giriyor. Elektrostatikte görmüştünüz dokunma ile elektriklenme konusunda. Bu bölümde elektrik yüklerinin hareketi sonucunda oluşan akım, potansiyel farkı, katı iletkenlerin direnci ve direncin bağlı olduğu değişkenler analiz edilerek Elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç arasındaki matematiksel model çıkarılacak. Yani Ohm kanunu dediğimiz kanunu çıkaracağız. Katı, sıvı, gaz ortamında elektrik akımının nasıl iletildiği de ne olacak açıklanacak çocuklar. Birinci konu başlığımızda ne öğrenecekmişiz? Şimdi elektrik akımını, direnci ve potansiyel fark kavramını Elektrik enerjisi günlük hayatta ısıtmadan soğutmaya, haberleşmeden bilgisayara, aydınlatmadan harekete kadar birçok alanda kullanılır. Artık hayatımızın içinde elektriğin olmadığı durum yok gördüğünüz gibi. Yani şu resimde aydınlatma kısmını görüyorsunuz. Başka bu evlerin içerisinde elektrikli cihazların çalıştığını görüyorsunuz. Sahil şeridinde elektrikli motorların gittiğini görüyorsunuz değil mi? Yani elektriğin olmadığı bir alan yok gibi artık. Ancak çıplak doğada belki elektriği artık kullanmıyoruz. Evet, pil, akü ve jeneratör gibi araçların ürettiği elektrik enerjisi. Bu arada pil, akü ve jeneratörün çalışma prensipleri, birbirinden farklılıkları, doğru akım kaynağı mı, alternatif akım kaynağı mı bu kısımları 11. sınıfın 2. döneminde yer veriyoruz ayrıntılı bir şekilde. TET konusunda bunların çok bir önemi yok aslında. Sadece devrelerde kullanacağız. Zaten 10. sınıf konusunda alternatif akım hiç yok. Doğru akımı göreceğiz doğrudan. Onunla ilgili de basit devre elemanlarını inceleyeceğiz bu e, kaynaklarımız, elektrik kaynaklarımız ne yapıyorlar arkadaşlar? Bunun ürettiği elektrik enerjisini nerede kullanıyoruz? El fenerinde kullanıyoruz. Telefon, bilgisayar ve elektrikli otomobillerde kullanılabilir. 21. yüzyılda elektrik enerjisiyle çalışan otomobiller insanlığın ihtiyaç duyduğu temiz çevreyi sağlayacak önemli değişimlerden biri olacaktır diyor. E, bakın elektrikle şarj edilen bir araç. Bu araçların artık hızı falan normal petrole çalışan araçlarla Yarışıyor yani Tesla'nın e, yatırım yaptığı biliyorsunuz ki araçlar elektrikle çalışan araçlar. E, neden böyle bir şey yapıyor? Çünkü sonuçta fosil yakıtların kullanımı sonucunda oluşan atık hava kirliliğine, bu hava kirliliği de bir şekilde küresel ısınmaya, bu da iklim değişikliklerine, yani dünyanın e, dengesinin bozulmasına neden oluyor. Biz bu dengeyi bozmanın önüne geçmek istiyoruz. Eskiden bir 100 yıl öncesine baktığınızda, Henüz teknoloji çok gelişmediği için doğaya zarar vermiyorduk o kadar fazla. Ama sanayi devriminin ardından çok fazla bir şekilde ne yapmaya başladık? Sanayide arkadaşlar enerji ihtiyacımız arttığı için bu enerjiyi farklı şeylerden elde etmeye başladık. Çünkü nükleer enerji, fosil yakıtlar. Biz bu enerjileri kullanırken de ne yapmak zorunda kalıyoruz? Dışarıya bir şekilde atık atmak zorunda kalıyoruz. Bu atık da dünyamıza zarar veriyor. Son yüzyılda verilen zarar, geçmişten bugüne kadar binlerce yıldır insanlığın doğaya verdiği zararı zararı katlıyor artık arkadaşlar. Ha tabii ki petrolle geçim kaynağını, ekonomik e, şeyini petrolü bindirmiş ülkeler var işte Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri. Bu ülkeler petrol sayesinde büyük gelirler elde ediyorlar. dolayısıyla onların içerisinde bazı politik, politikacılar, bazı büyük firmalar, zengin ailelere ait onlar elektrik enerjisiyle çalışan otomobile karşılar. Ama Elon Musk'ın söylediği söz şu, diyor ki eğer e, o politikacılar bir gün petrolün biteceğine inansalardı elektrik enerjisine bu kadar karşı gelmezlerdi. Bir gün bitecek. Sonuçta bitecek arkadaşlar. Bittiği gün ise zaten dünyanın anası ağlatılmış olacak. O noktadan sonra biz dünyayı kurtarmaya çalışsak da çok zor yani. Şimdi mesela Mars'ta işte koloni kurmanın falan araştırmaları yapılıyor. Ya bizim elimizde kocaman güzel bir dünya var. Bu dünyayı korusak zaten binlerce yıl daha bize ne yapacak? Yuva olarak bizi koruyup kollamaya, bizi doyurmaya devam edecek. Biz bu dünyayı kirletmezsek o zaten bize yuva olmaya devam edecektir. Gidip de başka yerleri aramanın, büyük maliyetli yatırımlar yapmanın asla gereği yok. Keşke onlara harcanan para ee, bir şekilde elektrik enerjisi, güneş enerjisi gibi, e, rüzgar enerjisi, dalga hareketi, işte gelgit enerjisi gibi enerjileri ya da biyok, biyokütle e, enerjisi gibi enerjilere yatırım yapılsa da e, hiç onlara gerek kalmasa. Neyse çok laf ettim ben bu konuda yaralıyım bir çevreci olarak. Susmam, susayım en iyisi. Basit bir elektrik devresi var burada karşımızda arkadaşlar. Benim mesela yeğenimi aldım elektrik devre vardı bir tane. Ona işte elektrik akımını anlatmaya çalıştım. Ee, lambalar var, birkaç tane direnç yerine iletken telimiz var. Onda da anahtar ve pil var. Bu devreyi neye benzetiyoruz? Aslında şuradaki içerisinden su akan, pompayla işte pompalanmış, pompalanabilen ve vanası olan bir devreye benzetebiliriz. Burada mesela kıvrımlı bir boru bizim iletken telimizin direncini anlatacak. Vana ise Devredeki anahtarı anlatacak hani anahtarı açıp kapadığımızda ne oluyordu mesela açtığımız zaman elektrik akımı kesiliyordu vanayı da açtığımda burada tam tersi oluyor su akımı başlıyor vanayı kapattığımda akım duruyor anahtarı kapattığımda bizde ne oluyor elektrik akımı gerçekleşmiş oluyor. Pompa neye karşılık geliyor pile karşılık geliyor arkadaşlar pompa olmazsa suyu ne yapamazsınız bir yerden diğer tarafa doğru akışına sağlayamazsınız. Pompanın gördüğü vazife pil tarafından gösteriliyor. Yani pil bir, burada bir potansiyel fark pompalama işlemiyle e, elektron yükünü ne yapıyor? Bir yerden bir yere taşınmasını, hareket etmesini sağlıyor. Bu elektrik e, yükü de bir iletkenden geçerken orada ne oluşmuş oluyor? Bir akım oluşmuş oluyor. Buradaki akımın sebebi su iken buradaki akımın sebebi katılar için elektronların hareketidir. Bir su tesisatındaki borularda daima suyun bulunması gibi elektrik yükleri de iletken telde hazır bulunur. Yani sonuçta e, elektrik yükleri dediğimiz şey bu iletken telin içinde yapısında mevcut olan bir şey. Suyun borularda dolaşması su pompasının çalıştırılmasıyla gerçekleşir. Yani ben pompayı devreye koyduğumda, soktuğumda mevcut olan su ne yapmaya başlayacak? Akmaya başlayacak. Elektronların da hareket edebilmesi için şuradaki iletken tel üzerindeki elektronların da e, iletkinin bir ucundan diğer ucuna doğru harekete geçebilmesi için bir pompaya ihtiyacı var. Bu pompada da bizim pil dediğimiz üreticimiz aslında. E, buradaki pompalama eylemi sonuçta işte bir makineyle yapılırken burada pompalama eylemi arkadaşlar pilin iki ucu arasındaki potansiyel fark sayesinde sağlanmış oluyor. Birim yükün devreyi dolaşması için gerekli enerjiye potansiyel farkı denir. Yani birim yükten kastım bir elementer yük yani bir elektron bir elektronun bu devreyi dolaşması için gerekli olan enerjiye ne diyormuşum ben? Potansiyel farkı diyormuşum. Potansiyel farkı arkadaşlar V sembolüyle gösterilir ve SI uluslararası birimlerde bunun sembolü şey birimi nedir? Volttur. Kapalı bir elektrik devresine üreteç bağlandığında ne olacaktır? Bu üreteç sayesinde Elektronlar elektromotor kuvveti etkisiyle harekete geçer. Buradaki elektromotor kuvveti etkisi aslında pompalama etkisi yani harekete geçer ve akım ne olur? Oluşmuş olur. Bir üreteç üzerinden akım geçmediği durumda yani henüz akım geçmiyor. Mesela anahtar açık olabilir. Eee üreticinin uçları arasındaki potansiyel farkına o üreticinin elektromotor kuvveti diyoruz. İç direnç olduğunda bu elektromotor kuvvet sistemdeki potansiyel farktan farklı oluyor ama iç direnci ihmal ettiğimizde o elektromotor kuvvet sistemin potansiyel farkına eşit olabiliyor. Elektromotor kuvvetin SI birim sistemindeki birimi yine volt. Aynı potansiyel farklı olduğu gibi. E, gösterimi ise V şeklinde değil. Epsilon dediğimiz şöyle 3'ün tersi E'ye benzeyen bir harfle gösteriliyor arkadaşlar. EMK diyoruz buna kısaca. Bir iletkenin dik kesitinden birim zamanda yük cinsine bakılmaksızın. Yani bu negatif yük mü pozitif yük mü buna bakmaksızın geçen toplam yük miktarına mutlak değerce yani toplamına akım şiddeti diyoruz. Yani bakacağız işte elektronlar geçecek, pozitif yüklü iyonlar geçeceğiz. Bunların hepsini toplayacağız ve kaç saniyede ne kadar geçtiğine bakacağız. Böyle aslında ben toplam yükü zamana bölerek neyi bulmuş oluyorum? Akım şiddeti. Akım şiddetinin tanımı neymiş bakın? Birim zamanda geçen yük miktarı. Dolayısıyla yükü Q ile zamanda T ile gösterirsem akımı da I ile gösterdiğimde i i̇şte eşittir q bölü t bağıntısını elde etmiş oluyorum. Buradaki q'nun birimi yük olduğu için ne olacaktır? Coulomb olacaktır. T de zaman birimi olduğu için saniye. Coulomb bölü saniyede neyi verecektir bana? Amper dediğim akım birimini vermiş olacaktır. Evet devam edelim. Elektrik akımının yönüne bakalım şimdi. Yani anladık değil mi? Akımın oluşması için bir kesitten bir şekilde bir şeylerin akması lazım. İster pozitif yük olsun, ister negatif yük ona ona oradan akıp geçmeli. Buna elektrik akımı diyorum. Elektrik akımının yönü daima arkadaşlar negatif yüklerin hareket yönüne ters yönde olacak. Yani eğer elektronlar bu tarafa doğru gidiyorsa akım ters yöndedir diyeceğiz. Ee, bu nedenle elektrik devrelerinde elektrik akımının yönü üreticinin artı kutbundan eksi kutbuna doğru diyor. Neden bir bakalım isterseniz. Bu pilin eksi kutbuna bağlı iletken telden ne yapacaktır elektronlar? çıkacaklardır ve nereye doğru gideceklerdir? Şurada oluşan elektrik alan sayesinde sürüklenip bu tarafa doğru gideceklerdir. Bakın bu negatif yüklerin hareket yönü. İletkenin dolayısıyla üzerinden geçerken buna eksi x yönü dersem eksi x yönünde eksi yüklerin geçişi olduğunu görürüm. Ama biz akımı ne yönde kabul ediyorduk? Bu hareket yönüne ters yönlü. Yani bu tarafa doğru i akımının yönü vardır diyorum artı x yönünde. Peki i akımının böyle geçmesi için pilin hangi kutbundan çıkması lazım? Bakın artı kutbundan çıkıp eksi kutbuna doğru ulaştığını farz edeceğiz. Tamam mı çocuklar? Yük miktarları farklı özdeş. KL iletken kürelerini birbirine bağlayan iletken tel üzerindeki S anahtarı kapatıldığında L küresinden K küresine doğru yük akışı olur diyor. Nereden bahsediyor bakın? Yukarıdan. Eğer ben bu küreleri özdeş almışsam yarı çapları eşit yani. Biri artı yüklüyken diğeri eksi yüklüyse şu iletken teli kapattığım zaman eksi yükler ne yapacaktır? Pozitif yükler tarafından çekilecektir. Bu çekim kuvveti sayesinde eksi yüklerim ne yapacak? Bu tarafa doğru gitmeye başlayacak. K küresine eksi yük geçişi oluyorsa buradan L'den K'ya doğru bu durumda akım hangi yönde olacaktır? Bu eksi yüklerin hareketine ters yönlü yani K'dan L'ye doğru bir i akımı yönü oluşacaktır. Elektronun hareket yönünü tekrar ediyorum. L'den K'ya doğruysa akım K'dan L'ye doğru kabul edilmiş olacak. Yük akışı küreler özdeş olduğu için yük miktarları eşitleninceye kadar devam eder. Bu esnada elektronların hareketinden dolayı elektronların hareketine ters yönde yani K'dan L'ye doğru bir akım oluşur diyor. Şimdi ben birazcık daha fazlasına gireceğim şimdi. İşte bu iki küreyi 9. sınıfta görüyordunuz. Birbirlerine dokunduklarında Toplam yük ne yapılıyordu? Yarı çapları eşit olduğu için ikisi arasında paylaşılıyordu. Toplam yüke bakıyorum. Eksi 5Q artı 9Q. İkisine özdeş olarak yarı çapları özdeş olduğu için eşit paylaştıracağım. ikiye böleceğim. Ne yaptı? Kişi başı 2Q yük düşmüş oldu. Dokundurma işlemini illa küreleri birbirine dokundurarak yapmak zorunda değilim. Bir iletken telle bağlarsam bunları birbirine asla dokundurmuş sayılırım. sonuçta ne bileyim şöyle diyelim. Mesela buzdolabı elektrik kaçırıyorsun. Ona elimle dokunsam da çarpılırım. Ama o elektrik kaçıran şey buzdolabının dışından bir iletken tellese, iletken tele de dokunsam ne olacaktır? Çarpılacak, çarpılacağımdır. Çarpılacağımdır. Neyse şey işte yanlış söyledim herhalde. Şimdi bu durumda ne oldu bakalım? K'nın şu K küresi olsun. Bu da L küresi olsun. K ve L kürelerinin son yükleri ne oldu? Bunun son yükü 2q oldu. Bunun son yükü de 2q oldu. Peki kimden kime yük geçişi olmuştur? Mesela öğrenci şunu diyebiliyor. Artı 7Q'luk yük bu tarafa geçmiştir diyor. Artı 7Q buraya giderse bununki artı 2Q kalır. Artı 7Q buraya gelirse bununki de artı 2Q olur. Ama biz ne diyorduk? Pozitif yükler ne yapamıyordu? Hareket edemiyordu. Katılarda elektrik akımı elektronların hareketi sonucunda oluşuyordu. Yani aslında giden şey eksi yükler olmalı. Peki ne olmalı? 9Q'ya ne kadar yük gelmiş olmalı ki son yükü artı 2Q olsun. 9Q'ya bu tarafa doğru ne kadar elektron gelmeli? Eksi 7Q kadar bir yük geçişi olmuş olmalı. Tabii ki eksi 5Q dediğim şey eksi 7Q'yu kaybederse sonuçta artık onun yükü ne olur? Artı 2Q olur. 9Q yükümde üzerine eksi 7Q kadar yük alırsa son yükü ne olur? Artı 2Q olur. Şurada hesapladığımız gibi. Peki aslında bunun sebebi nedir? Ona da değinelim. Biz iletken bir kürenin potansiyel farkının K, Q bölü R olduğunu söylemek durumundayız bu noktada. Yani K bir sabit burada önemli değil. Q bölü R değerine bakacağım. Yarı çap başına düşen yük miktarı o kürenin potansiyel farkını verecek. Potansiyel farkı iki kürenin de eşitse aralarında bir yük geçişi olmaz. Ama kürelerden birinin potansiyel farkı diğerinden büyük ya da küçükse o zaman ne olacaktır? Aralarında bir yük geçişi olacaktır. Ta ki ne zaman son durumda yine bu potansiyel farkları birbirine eşit olana kadar. Yani ben bir U borusu alsam şöyle bunu da suyla doldursam şu şekilde su seviyeleri aynı olsun. Araya da bir musluk koysam bu musluğu açtığım takdirde şu boruda bir e, su akışı gerçekleşir mi? gerçekleşmez çünkü tabandaki sıvı basınçları aynı yükseklikten dolayı birbirine nedir? eşittir. Basınç farkı olmadığında su akışı olmayacaktır. Ama eğer borumda su seviyeleri başlangıçta farklı olsaydı. Mesela bu taraf daha yüksek su seviyesine, burası da alçak su seviyesine sahip olsaydı ne derdim? Ben bu vanayı açtığımda o zaman yüksek basınç olan şu noktadan alçak basınç olan bu noktaya doğru bir akış gerçekleşirdi. Bu akış ne zaman sona erer? Su seviyeleri eşitlenene kadar. Yani e, sıvı basıncı farklı olduğunda sıvı yüksek basınçtan alçak basınca doğru geçiş yapacak. Ta ki ne zamana karar kadar zemindeki toplam basınç ikisi içinde, iki kol içinde top, birbirine eşitlenene kadar. İşte kürelerin de başlangıçta potansiyeline baktığınızda mesela K küresinin potansiyeli eksi 5 Q K 5 Q bölü R'ydi. L'nin potansiyeliydi. Artı K 9 Q bölü R'ydi. Şu anda bunlar birbirine eşit mi? Değil. L'nin potansiyeli bakın daha büyük değil mi? L'nin potansiyeli büyük. K'nınki küçük. E ne olacak burada? Birinden diğerine yük geçişi olacak. Ve bu yük geçişi sonucunda K'nın potansiyeli artarken L'ninki azalacak ve sonunda birbirlerine eşit olacaklar. Bakın son durumda K2Q bölü R. K2Q bölü R birbirine eşit mi eşit? Artık yük akışı ne olmuştur? O noktada sona ermiştir çocuklar. Burada akımın yönü ne yönde? Elektronların yani eksi yüklerin hareketine ters yönü. O zaman akımın yönü bu tarafa değil mi? İyi akımın yönü bu. Akım nereden nereye değil hatırlarsanız. prim pozitif kutbundan negatif kutbuna doğruydu. E pozitif kutbun daha yüksek potansiyele sahipti. Hani nasıl ki burada suyun akış yönü yüksek pot basınçtan alçak basınca. Burada da akımın akış yönü yüksek gerilimden alçak gerilime doğrudur. Yüksek gerilim L'de olduğu için ne yapacağız? Oradan diğer tarafa doğru alçak gerilime doğru bir akımın olduğunu söyleyeceğiz. Ha yarıçapları farklı olsaydı da o zaman yarıçapla doğru orantılı yapacaktık. Yani e, ne bileyim 1R olsun. Bunun yarıçapı da 3R olsun. Başlangıçta mesela artı +4 pi olsun bununkü. Bununki ne kadar olsun? Mesela eksi 8Q olsun. Toplam yük ne yaptı? Eksi 4Q. Toplam yarıçap ne kadar? 4R. 4R'ye eksi 4Q düşerse 1R'ye eksi Q düşer. 3R'ye de eksi 3Q düşer. Yani son durumda bu R yarıçaplı kürenin son yükü ne olacaktır? Eksi Q. 3R yarı de eksi 3Q. Potansiyele bakın Q bölü R eranları artık eksi Q bölü R eksi 3 Q bölü 3 R'den birbirine ne çıktı? Son durumda yine eşit oldu. Başlangıçta potansiyeli büyük olan kim? Bu değil mi? Şuna K küresi buna da L dersem. K küresinin potansiyeli büyük olduğu için K'dan L'ye doğru bir akım yönü olmalı. Ama elektronların hareket yönü yani negatif yüklerin hareket yönü ne olacaktır? L'den K'ya doğru. Hatta buradan buraya ne kadar yük geçişi olmuş olmalı? Son durumda yükün eksik Q olması için eksi 5 Q kadar yük geçmeli. Bu eksi 8 Q'nun 5 şimdi kaybettiği için son durumda ne oluyor yükü? Eksi 3 Q. Bununki de son durumda eksi Q oluyor. Yine tekrar ediyorum. Akımın yönü potansiyeli büyük olan küreden küçük olan küreye doğru. Ama negatif yüklerin hareketi buna ters yönlü. Elektrik akımını iletebilen maddelere ne diyoruz arkadaşlar? Adı üzerinde iletken madde diyoruz. İşte ısı ileten maddirdi yine aynı şekilde ısı iletimi yapan iletken maddeler diyorduk. Bütün metaller oda sıcaklığında iyi iletkenlerdir, değil mi? Ama e, metallere doğru gidince titreliyorduk, cetvelde Elektrik iletkenliği azalıyordu. Çünkü elektrik iletkenliğinin yüksek olmasının sebebi e, serbest haldeki elektronların olabilmesi, yani bir parçacığın, bir atomun elektronlarının e, ondan ayrılıp rahatlıkla başka bir yere gidebilmesi durumu. Ama ametaller elektron verme eğiliminde değil, ortaklaşa kullanma eğilimindelerdi. Metaller gibi değillerdi. Bakır ve alüminyum elektrik tesisatlarında sıklıkla kullanılan iletken maddeler olarak ön plana çıkar. Çünkü e, bunlar birer metal. Aslında altın bunlardan çok daha iyi bir iletken ama tabii ki altın pahalı olduğu için maliyeti fazla olacağından altın ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz. Ama bakır tellerin de e, çalındığını duymuşsunuzdur. İnsanlar ne yapıyorlar? Bakır telleri çalıp, bir şekilde satıyorlar ve bundan para kazanıyorlar. Elektronların üzerinde serbestçe hareket edemediği, elektrik akımını iletemeyen maddelere yalıtkan maddeler diyoruz. Amacımız elektronların rahatça hareket edebilmesi. Bunu yapamıyorsa bu maddeyi biz yalıtkandırıyoruz. İşte tahta mesela yalıtkandır dediğimizde. Tahtanız aslında içindeki elektronların bir yerden bir yere gitme konusunda tembel davrandığını söyleyebiliriz. Plastik, cam ve porselen gibi maddeler yalıtkan maddelerdir. Yalıtkan maddeler elektrik devrelerinde iletken tellerin dış kısımlarında yalıtkanlık sağlayarak elektrik akımının oluşabileceği olumsuz etkileri önlemek amacıyla kullanılır. Yani biz ne yapıyoruz? Şuradaki bakır telleri bir plastikle kaplıyoruz ki bu bakır teli devreye bağlarken tutup da şuradan çarpılmayalım diye ne yapıyoruz? Yalıtkanı tutarak rahatlıkla onu devreye bağlayıp çarpılmadan işi halledebiliyoruz. Katı bir iletkenin uçlarına uygulanan potansiyel farkı nedeniyle iletkenin içerisinde düzenli bir şekilde hareket eden serbest elektronlar elektrik akımının oluşmasına neden olur. Bakın bu iletkenimiz eğer bir katıysa katı maddede elektrik akımını oluşturan şey neymiş? Elektronların hareketi. Elektronların hareketi bu yönde ise akımda ne olacaktır? Bu tarafa doğru ters yönde olmuş olacaktır. Geldik katı bir iletken değil de bu şekilde iyonik bağlı bileşikler bulunduran bir sıvıya bakalım. Mesela sodyum klorür. Attım suyun içine. Tuzlu su elektrik akımını iletir diyorum. Sodyum klorür ne yaptı? Sodyum ve klor elementlerine ayrıldı. Sodyum pozitif yüklü, klor ise negatif yüklüydü. Bunlardan üreticinin artı kutbuna bağlı olan metale anot, eksi kutbuna bağlı olan metale de katot diyoruz. Anot ne yapıyor arkadaşlar? Artı yüklü olduğu için elektronları kendine doğru çekiyor. Katot ise ne yapıyor? Eksi yüklü olduğu için buradaki e, elektron demeyeyim özür dilerim. E, negatif iyonları yani klor iyonlarını bu tarafa doğru çekerken. Sodyum klorürden örnek verdik. Bunu ayrıştırdık suda. Suda ayrıştırınca ne oluyor? Sodyum artık klor iyonları oluşuyor. Aq müydü su? Evet. Aq ile yazılı bir aha. aqua'dan geliyordu sodyum iyonları pozitif yüklü iyonlar, klor iyonları ise negatif yüklü iyonlar. Negatif yüklü klor iyonlarımız bu tarafa doğru gidiyor. Pozitif yüklü sodyum iyonlarımız da ne yapıyor? Katata doğru ilerlemiş oluyor. İşte birine katyon, birine de anyon diyorduk hatırlarsınız. Evet, ne dedik? İyonik bağlı bileşiklerin sıvı çözeltilerinde pozitif ve negatif iyonlar bulunur. İyonik bağlı bileşiklerin sıvı çözeltilerinde elektrik akımı bu iyonların hareketiyle meydana gelir. Elektrik devresinde pozitif iyonlar eksi ucuk, e, katot hareket ederken negatif iyonlar da artı uca, yani anota doğru ne yapmış oldular? Hareket etmiş oldular. Hareket eden toplam iyon miktarı elektrik akımını ne yapar? Oluşturur. Saf su içerisinde iyon bulunmadığı için elektrik akımını iletmez. Bu yüzden biz ne yaparız? Tuzlu su yaparız mesela. Tuzlu su ise içerisinde bol miktarda iyon, sodyum ve klor iyonları bulunduğu için elektrik akımını gayet güzel iletir. Şimdi katı bir iletkende elektrik akımını oluşturan şey neymiş? Negatif yüklerin hareketi. Ama sulu çözeltilerde elektrik akımını oluşturan şey pozitif ve negatif yüklü iyonların hareketiymiş. Gazlar normal şartlarda arkadaşlar elektrik akımını iletmezler. Yani mesela hava içinde bir sürü gazın bulunduğu bir ortam. Hava iletken midir mesela? Değildir değil mi? Yalıtkandır. O yüzden yani bizden bir metre, iki, bir metre diyorum, 500 metre ötede bir yıldırım düşmüşse bu yıldırımın bizi etkileme durumu olmuyor. Ha toprağa basıyorsak işte bir sahanın içerisindeyken toprağa düştüğü takdirde biz de toprak iletken olduğu için o toprağa temas ediyorsak çarpılabiliyoruz. Ama havadan bizim çarpılma durumumuz yok. Öyle olsaydı yani hava iletken olsaydı bir yere yıldırım düştüğünde etraftaki her yer bunun etkisini ne yapardı hissederdi tabii ki yine elektrik akımı iletmesi için belli bir şartı var aslında gazların. Normal şartlarda iletmiyorlar. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta elektrik akımını ne yapabilirler? İletebilirler. Ortamın sıcaklığını artacağım, artıracağım ve basıncını küçülteceğim. Bu durumda elektrik akımı sağlayabiliyor gazlarımız. Plazmalar yapılarında, plazma maddenin dördüncü haliydi biliyorsunuz. Bol miktarda ne bulunuyordu? Pozitif iyon ve negatif işte iyonlarımız serbest elektronlardan oluşan bir karışımdı bu. Bu karışımda dolayısıyla totalde nötr'dü ama rahatlıkla ne, ne yapabiliyordu? Elektrik akımını iletebiliyordu. Çünkü içindeki serbest yükler bir yerden bir yere taşınabiliyorlardı. Evet. Plazmalar demek ki pozitif iyon ve serbest elektronlar sayesinde elektrik akımını iletebiliyorlarmış. Bir tane örneğimiz var şimdi. Evet. Örneğimize bir bakalım içerisine iyon içeren çözelti bulunan şurada bir çözelti varmış KL tüpünün tüpümüz bu S kadar kesitinden 10 saniyelik süre içerisinde bir yönünde 15 klonluk negatif yük ve iki yönünde de 25 klonluk pozitif yük hareket ediyormuş. Buna göre s geçen yüklerin oluşturduğu akımın şiddetini ve yönünü bulun. Sakın bunları toplayıp artı 10 demeyiniz arkadaşlar. Çünkü bizim amacımız mesela bunu bir yol gibi düşünün. İşte bu tarafa doğru erkekler gitsin, bu tarafa doğru da kızlar. Yani burada önemli olan buradan geçen yük sayısı. Cinsi değil bakın. Artı eksi olmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan geçen insan sayısı. Kız geçmiş, erkek geçmiş bunun hiçbir önemi yok. Toplamda ne kadar insan geçti diye sorduğumda 25 artı 15 ne diyeceksiniz? İşaretlerine bakmaksınız. Toplam 40 klon, klonluk bir yük geçmiş olacak. Akım neydi? Birim zamanda geçen yük miktarıydı. Yani ben birim zamandakini bulacaksam toplamda 40 klonluk yük 4 kaçta? 10 saniye içinde geçmişse 1 saniyede geçen yük miktarı ne kadar olacaktır? 4 klon. İşte benim bu 1 saniyedeki geçen yük miktarım akımım oluyor. Akım bakın 40 bölü 10'dan ne çıktı? 4 amper ya da bunun yerine ne yazabiliriz? 4 klon bölü saniye yazabiliriz. E akımın yönü hangi yönde? Akımı hatırlarsanız negatif yüklü iyonların hareketine ters yönlüydü. Madem ki bir yönde negatif yüklü iyonlarım gidiyorsa o zaman artı yüklerin hareket yönüyle aynı, iyonların yönüyle aynı yani iki yönünde bir akım oluşacaktır. İki yönünde 4 amperlik bir akımımız oluştu. Sıra sizde kısmındayız. İçerisine iyon içeren çözelti bulunan kale tüplerinden hareket yönleri ve yük miktarları verilen iyonların t sürede oluşturduğu akım şiddetleri ik ve iledir. Bunların oranı ne kadardır diyor. Zaten yani ikisinin aynı yönde gitmesi de olası değil çocuklar. Artılar ve eksiler farklı yönde hareket ederler belli bir elektrik alan içerisinde. Artılar bu tarafa gidiyorken asla eksiler o tarafa gidemez. Bir kere eksi yükler bu tarafa gidiyorsa akım yönü bu yöndedir ik. Eksi yükler bu tarafa gidiyorsa akım yönü bu yöndedir. İ ile önemli olan yönü değil zaten. Neyse arkadaşlar şiddeti. İK böyle ile oranı bizden istenmiş. İkisinin de zamanı aynı. Toplam T sürede ne kadar yük geçtiğine bakacağım. 5Q bu tarafa Q da bu tarafa geçiyorsa toplamda buradan geçen yük sayısı 6Q oldu. Diğerinde de 4Q bu tarafa 1 artı Q da bu tarafa gidiyorsa toplamda geçen yük miktarım 5Q oldu. Bunlar uzaklar uzaklarla, yakınlar yakınlarla çarpıldı. 6QT bölü 5QT ne çıktı? 6 bölü 5 çıktı cevabımız. Evet şimdi artık ikinci konu başındayız. Bitiyor dersimiz. Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenlere bakacağız. Bir iletkenin üzerinden geçen elektrik akımına karşı gösterdiği zorla elektriksel direnç diyoruz. Yani elektronların geçmesine ne yapmak istiyoruz? Engel olmaya çalışıyoruz. Bu engel olma şiddeti onun nesi? akıma karşı gösterdiği zorluk yani direnci. Akımın bir direnç üzerinden geçmesi sonucunda elektrik enerjisi ısı enerjisine ne olacak dönüşecektir. İşte lambaların ya da sobaların çalışma prensibinde lambayı yanarken tuttuğumuzda ne olacaktır? Elimiz yanacaktır değil mi? Ya da sobayla bu şekilde ısınabiliyoruz. Elektronlar geçerken zorlanıyorlar çünkü orada sürtünüyorlar bir şeylere. Bu zorluk sayesinde açığa ısı enerjisi çıkmış oluyor. Katı bir iletkenin elektriksel direncini etkileyen değişkenlerin neler olduğunu katı bir iletkenin direnci deneyini yaparak inceleyiniz. Bu deneyi tabi yapacak malzemem evimde olmadığı için ben simülasyon üzerinden olayı size aktarmaya çalışacağım. Zaten biliyorsunuz formülü de <laughs> yine de bir bakalım nelere bağlı. Evet burada bakın simülasyona ait kare kod var. İsteyen şu anda bu ekrandan açıp kare kod uygulamasını uygulamaya gidebilir. Şimdi ben gidiyorum. Evet uygulamamız bu çocuklar. Burada direnç diye bir kavramımız var. Rho harfiyle gösteriliyor. Uzunluk kavramımız var. L harfiyle gösteriliyor. Bir de alan kavramımız var. A harfiyle gösteriliyor. S harfiyle de gösterilebilir bu yüzey alanı. Şimdi Rho nedir? İletken telin arkadaşlar e, iç direnci. Yani yapıldığı malzemeye bağlı olan e, bir ayırt edici özellik. Her iletken tel birbirine farklı rol yerine sahip. İşte demirinki farklı, alüminyumunki farklı, bakırınki farklı. Öz direnç dediğim şey neymiş? O maddenin cinsine bağlı bir şeymiş. Birazdan tanımını göreceğiz. L dediğim şey bu iletken uzunluğu, uzunluğu ve A dediğim şey bu iletken kesit alanı, şurasının alan değeri. Direncimiz de rezistans kelimesinden gelsin. R harfi dirençle sembolize ediliyor. Şimdi bakın nelere bağlıymış? Öz dirençle doğru, uzunlukla da doğru kesit alanı ne ters orantılıymış. Bakalım öyle mi gerçekten? Mesela şu anda öz direncimiz 0.50 ohm santim birimi. Ee, uzunluğumuz santimetre cinsinden 10,02 ve yüzey alanımızda santimetre kare cinsinden verilmiş ama aslında metre kare cinsinden hesaplanıyor. Onu metre kare cinsinden verip bunu metre cinsinden verdiğimizde buraya da 10 metre vermiş oluyoruz. O da 3,03'müş. Şimdi ben Rho'yu mesela artırırsam acaba direncim ne olacak? Doğru orantılı olduğuna göre artması lazım. Bakın büyüttüğümde R'nin sembol olarak Rho ile birlikte arttığını görüyorsunuz. Burayı azalttığım zaman da ne oluyor? İkisinin birden azaldığını görüyorsunuz. Yani Rho ile direnç nasıl orantılı? Doğru orantılı. Öz direnç ile direnç doğru orantılı. Peki tekrar bunu 50'ye getireyim. Şimdi boyuyla bakalım nasıl ilişkili. Boyunu değiştirdim artırıyorum. R'nin de arttığını görüyorum. Bakın uzunluk arttığında direnç de artmış oldu. Doğru orantılı olduğunu buradan anlayabiliyorum. Azaltıkça da hem L diyelim sembolik olarak küçülüyor hem de direnç diyelim. Tekrar 10,0 kaçtı? 10,02'yi getirdim. Şimdi yüzey alanına ters orantılı olduğunu gösteriyor kesitin şuradaki kesit alanıyla. Ben bu alanı artırdığımda R değerinin ne olduğunu görüyorsunuz bakın. Küçüldüğünü. R küçülürken A alanı gittikçe ne oldu? Kesit alanı artmış oldu. O zaman kesit alanı da nasıl orantılıymış? Ters orantılıymış. Mesela kesit alanını şöyle bir yaklaşık 5 alayım. Evet şöyle. Neredeyse bu. 10 değerimiz bakın 0.986'ya denk geliyor. Ben bunu yaklaşık 10'a çevirdiğimde 10 gibi bir şey aldığımda ne oldu? Yaklaşık olarak yarıya düştü. Peki şimdi boyunu iki katına çıkaralım, 20 yapalım mesela, evet 20 yaptığında 10 değerim tekrar ne oldu, 4 virgül, bir şeyden 0,9 bir şeye çıktı yani iki katına çıkmış oldu. Rho değerimi de iki katına çıkarttığımda bu değerinde ne oldu tekrar iki katına çıktığını görmüş olduk. Bunu neye benzetebilirsiniz, şöyle söyleyeyim ee, mesela bizim bu iletken telimiz bir yol olsun arkadaşlar. Bu yolun içerisinden de siz geçmek isteyen, hareket etmek isteyen insanlarsınız. Siz de elektron olarak düşünelim. Sizin bu yoldan rahat geçme durumunuzda direnç nedir? Yolun size karşı gösterdiği direnç küçük demektir. Rahat akmak da akımı anlatır bize. Şimdi eğer ben bu yolu uzatırsam bu yolu aşmanız için hani daha çok enerji sarf etmeniz gerekecek. O yüzden telin boyuyla nasıl orantılıymış? Direnç doğru orantılıymış. Yolun uzunluğu arttıkça daha çok zorlanacaksınız, daha çok yorulacaksınız. Peki kesit alanıyla nasıl orantılı bir bakalım? Alan azaldıkça, yolu daralttıkça ben ne yapacağım? Dar bir yoldaki insan sayısı daha fazla olacağı için 100 insan geçmek istiyor buradan. Birisi çok geniş bir cadde, birisi de daracık bir cadde. Darza caddede ne olacaksınız? Daha çok zorlanmış olacaksınız. Oo, yolu genişlettikçe geçiş kolay olacağı için sizin gördüğünüz zorlukta ne olacaktır? Azalacaktır. O yüzden şu yolun genişliğiyle direnç nasıl orantılı? Ters orantılı. Bir de yolun cinsi dedik. Yani bu yol çok kalabalık bir yol olabilir. İşte e, az insanlı bir yol olabilir. Patika bir yol olabilir. Asfalt bir yol olabilir. Cinsiyle de doğru orantılı. Her yoldan aynı şekilde, aynı kolaylıkla ya da zorlukla geçmezsiniz. Evet. R L bölü A dediğimiz şey direncin formülüymüş. S'te de gösterilebilir tekrar ediyorum A değerimiz. Evet. Katı bir iletkenin direnci deneyinde elektriksel direncin telin uzunluğuna kesit alanına ve iletkenin cinsine göre değiştiği görülmektedir. Buna göre elektriksel direnç iletkenin boyu olan L ile doğru, iletkenin kesit alanı olan A ile ters orantılıdır. Öz direnç dediğimiz e, iletken telin cinsine bağlı değerle de doğru orantılıdır. Peki biz bu rolü nasıl buluyoruz tanım olarak söyleyelim? İletkenin birim uzunluğu ve birim kesitindeki parçasının akımının geçişine karşı gösterdiği dirence öz direnç. Diyoruz. Yani biz bundan bir metrelik bir iletken alıyoruz. Bir telden bir metresini alıyoruz. Bundaki stalonu bir metre kare aldığımızda bundan bir akım geçirdiğimde bu akıma karşı gösterilen o direnç değerine öz direnç diyorum. Öz direnç ro ile sembolize edilir. SI birim sisteminde birimi de ohm metredir. Nereden geliyor bakın. direncin birim ohm. Şimdi bunun yerine ohm yazayım. Eşittir. rho çarpı geliyorum. Uzunluğun birimi neydi? Metre. Böyle alanın birimi neydi? Metrekare. Şuradan birer metre sadeleştiğinde kalan şu metreyi bu tarafa çarpım olarak atarsam Rho'nun birimine çıkacaktır. 10 çarpı metre çıkacaktır. Öz direnç maddeler için neydi? Ayırt edici bir özellikti. Bakın bu tablodan da görebiliyorsunuz. Bazı iletkenlerin öz direnç değerleri 20 derece Celsius'ta hesaplanmış. Çünkü sıcaklık değiştiğince Aslında ne oluyordu? Bir iletkenin boyu genleşebiliyordu. Uzunluğu değiştiğinde de bu değer değişebilir. O yüzden hepsi için aynı şeyi bulmak istiyorsam yani e, aynı şey değil aynı e, sıcaklıkta sabit bir değer bulmak istiyorsam onların sıcaklıklarını sabit almalıyım ki sıcaklıkla değişiminin önüne ne yapayım geçebileyim. 20 derece Celsius'ta alüminyumun ki bakın öz direnci 2,82 çarpı 10 üzeri 8 iken bakın ki 1,7 çarpı 10 üzeri 8 demeyin ki 10 çarpı 10 üzeri 8 gümüşün ki 1,4 altın ki 2,44. Bakıra göre bakın daha iyi bir iletken altın ama pahalı olduğu için kullanamıyoruz demiştik. Karbon için verilmiş, platin için verilmiş, wolfram için verilmiş. Hepsi için baktığımda demirin gayet güzel bir iletken olduğunu ne yapabiliyorum görebiliyorum. Evet şimdi sorumuza bakalım ve konumuz bitecek. Öz direnci Rho boyu L ve kesit alanı A olan bir iletkenin direncini artırmak istiyorum. Hangilerin tek başına yapılabilir? Rho eşittir ama R eşittir Rho neydi? L bölü A idi. <laughs> Şimdi ben ne yapmak istiyormuşum? Bu direnci artırmak istiyordum. Direnci artırmak istiyorsam ya öz direncini artırmalıyım ya iletkenin boyunu artırmalıyım ya da kist alanını azaltmalıyım. İletkenin boyunu artırmak oldu mu? Oldu. Evet bunu aldım. İletkenin kist alanı artırılmamalı, azaltılmalı. Dolayısıyla bunu alamadım. Öz direnci daha büyük olan ve aynı boyutlarda bir iletken kullanmak. Yani L'si ve A'sı aynı olsun ama öz direnci daha büyük olsun dersem o zaman iç işte R direnci de ne yapmış olurum? Artırmış olurum. Yanıtımız 1 ve 3 oldu. Evet sıra sizde kısmı. <laughs> Bakalım ne demiş. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz. Bilim yükün devreyi dolaşması için harcanan enerjiye ne diyorduk? Hatırlarsanız potansiyel fark diyorduk. Birimi volt'tu. Dolayısıyla potansiyel fark B seçeneğinde olduğu için burası B oldu. Bir maddenin elektronların hareketine karşı gösterdiği zorluk neydi arkadaşlar? O iletkenin direnciydi. Elektriksel dirençti. A seçeneğinde buraya yerleştirdim. Akımın oluşmasına karşı gösterilen zorluk değeriydi. Bir iletkenin dik kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına da elektrik akımı diyordum. Yani akım şiddeti C olarak ifade ettim. Hatırlatma demiş. Tungsten flamanlı lambaların yani ampullerin içinde tel bir dirençtir. İşte şu temsili olarak çizeyim. Şu şekilde çizilir genelde. Ampulümüzün görüntüsü. Şurada ucu da var sivri. Şurada şöyle bu girsin diye. Evet buradaki tungsten flamanlı lambalarda ne oluyor? Akım geçerken bu iletken telden çocuklar dolanırken bakın onu özellikle kıvrım kıvrım yapmalarının sebebi L uzunluğunu artırmak. L uzunluğunu artırmamın sebebi nedir? Direnci artırmak istemem. Direnç arttığında akım buradan geçerken zorlanacağı için o zorlanma esnasında dışarıya ne çıkacaktı? Isı enerjisi ve ışık enerjisi. Bu ısı ve ışık enerjinin dışarı çıkması sonucunda lambanın etrafı aydınlattığını ne yapabiliyorum? Görmüş oluyorum. Dersimiz burada bitti. İkinci kısımda artık elektrik akımından ve devrelerden bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın. Umarım verimli olmuştur.